Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orja Matematik Yayınları'nın KYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. parabol ikinci şerifte kalmıştık hatırlarsanız. ikinci şerifte çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Parabolü y ekseni 0'a 4 noktası da kesiyorsa. Şimdi parabolün y ekseni kestiği nokta bizim her zaman c'mizdir arkadaşlar. Yani burası her zaman y ekseni kestiği noktadır. O zaman m-2 kaçmış? 4'müş. O zaman m de buradan kaç gelir arkadaşlar? 6 gelir diyebiliriz. İlk sorumuzun cevabı edirne'miş. Fonksiyon grafiği 2'ye 7 ve eksi 1'e 1 noktalarından geçtiğine göre bir nokta bir eğrinin üzerinde ise nokta eğriyi sağlar nokta net. Eksi 1 yazınca da 1 olacak. O zaman bunları fonksiyona yazarsanız sonuca gideceksiniz. Yani eksi 1 yazarsınız fonksiyona. A çarpı 1 eksi b eksi 3 eşittir 0 olacak. Pardon 1 olacak. Çünkü y'si 1. 2 yazınca da y olacak. 2 yazdım. 4a artı 2b eksi 3 de kaç yaptı? 7 yaptı. Düzenleyelim bakalım. a eksi b eşittir. Bunu bu tarafa attım. 4. 4a artı 2b de kaç yaptı? 10 yaptı. Bunu 2 ile genişletir toplarsam bunlar birbirini götürür. 6a eşittir 18 a eşittir 3 gelir. a'ya 3 verirsem b'si de kaç olur? Eksi 1 olur. O zaman toplamları kaç geldi arkadaşlar? Eksi 2 2 olur diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. 3. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse bak çok net parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse ben bunları hep kampta anlattım size. 90 derste yaptığımız kampta. O zaman b'si 0'dır. O zaman bu sıfırdır. A'sı kaçtır? 3'tür. Neden öyledir? Çünkü bizim parabolümüz silikli parabol diyorum ben buna. Y eşittir x kare. Sen bunu iki birim yukarı ötelesen y eşittir x kare artı 2. 3 birim aşağı ötelesen y eşittir x kare eksi 3. Yani sen bu x kare parabolünü yukarı aşağı öteliyorsun ama ne yapmıyorsun? B katmıyorsun. Bakın hiçbirinde ne yok? B yok. O yüzden parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise b'si sıfırdır diyoruz. Cevabımız ne geliyor? 3 geliyor. Yani Bursa'ymış 3. sorumuz. Geldik dördüncü sorumuza. Parabolün tepe noktası x eşittir 1 doğrusu üzerinde ise şimdi parabolün tepe noktası x eşittir 1 doğrusu üzerindeyse. bakın x eşittir 1 doğrusu bu. O zaman benim parabolümün apsisi 1'miş. Ordinatını da siz bulun. Diyor. Demiyor. Bize ne diyor? A'sı nedir diyor. E peki eksi b bölü 2 a'sı 1 yani o zaman. Evet o zaman ne yaptı? Eksi 2 a artı 3 bölü 2 a artı 2 birmiş. İçler dışlar yaptım. Eksi 2 a artı 3 eşittir. 2 a artı 2. Bunu buraya attım bunu buraya attım. 1 eşittir 4 a. A eşittir kaç yaptı? 1 bölü 4 yaptı. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Denizli oldu diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. 5. Parabolü x eksenine negatif tarafında teğet. Şimdi bu parabol negatif tarafta teğet böyle de olabilir, böyle de olabilir. Doğru mu? Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl diyelim? Yani deltası sıfırmış. Yani b kare 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a artı 1 çarpı a eksi 2 0 yapacak. O zaman burası kaç geldi? 4 geldi. O zaman a kare eksi a eksi 2 4'müş. A kare eksi A eksi 6 eşittir 0'mış. A buradan bir 3'tür. A buradan bir eksi 2'dir. 3 mü eksi 2 mi kontrol edeceğiz. Şimdi A'ya 3 verirsem ne oldu orası? 4x kare artı 4x 3 verdim artı 1. Yani 2x artı 1'in karesi. Negatif tarafta teğet. Tamam tuttu. O zaman A'sı 3'müş. Peki hocam eksi 2 verseydik ne oluyor? Eksi 2 verseydik ne olacak? Eksi x kare artı 4 x eksi 4. Eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi. Yani şöyle bir şey oluyor. Burası 2 oluyor. Tamam. Yani 5'in sorumuzun cevabı denizliymiş. Geldik 6'ya. Parabolü buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Parabol x iki farklı noktada keser. Bir kere neye bakalım? Delta'ya bakalım. Bu peki x eksi 2'nin karesi böyle yazabiliyoruz değil mi? Ben bunları böyle yazma taraftarıyım. Mesela x kare eksi 4x artı 4 artı 2. Yani x eksi 2'nin karesi artı 2. Yani benim parabolüm iki birim sağ ötelenmiş. iki birim de yukarı çıkmış. Yani aslında benim parabolüm bu. Peki parabol x iki farklı noktada keser yanlış x'e 0 verirsem y'sini 0'a 4'te keser yanlış 6'da kesmesi lazım. x ekseni t'tir yanlış. Parabolün en küçük değeri 2'dir. Aha vurduk kafasına gol. Bakın en küçük değeri 2. Altın sorunda cevabı ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi. Geldik 7'ye. Parabolün tepe noktası y eşittir bir doğrusu üzerindeyiz. Bir tane koordinat düzlemi çizdim. Bir tane y eşittir bir doğrusu çekemedim. Çekemedim. Çektim. Bu y eşittir bir doğrusu. Benim para bölümün tepe noktası y'si 1'miş. Peki absisi ne? 2. O zaman burası 2'ye 1 noktasıdır. Bunun üzerindedir. Yazarsın sağlar. Yani fonksiyona 2 verince ne olacaktır? 1 olacaktır. 2 verdim. 4-8 artı a-1 eşittir 1. 4 5 a'sı kaç geldi? 6 geldi. Soner Hoca'nın ikinci uğurlu sayısı 6. Peki bakalım geldik 8'e. Parabolün tepe noktasının koordinatları çarpımı. Heh, aslında fonksiyon neydi arkadaşlar? x eksi r'nin karesi artı k mantığıyla bu parabol yani ben silikli parabolden hesap yapalım diyorum. Mesela bu arkadaş y eşittir x kare parabolü ne yapmış? 2 birim sağ ötelemiş. Ne olmuş? Y eşittir. X eksi 2'nin karesi olmuş. Biraz genişletmiş. 3 çarpmış. Sonra bir de 5 eklemiş. O zaman ne olmuş? 5 birimde yukarı kalkmış. O zaman tepe noktası kaça kaç? 2'ye 5. Çünkü 2 birim sağa öteledim. 5 birim de yukarı öteledim. 0'a 0'dan 2'ye 5'e geldi. Çarpımını soruyor. Cevabınız nedir? 10'dur diyebiliriz. Bu da 8'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 9. sorumuza. Fonksiyon grafiği buna gerçekten hangisi doğrudur demiş. Şimdi şurası R'se. Şimdi delta sıfırdan büyüktür diyebilirim. Yani b kare eksi 4 ac büyüktür sıfır. Doğru mu? a'sı sıfırdan büyüktür derim. Kollar yukarı bakıyor. c'si negatiftir derim. Şimdi şurası negatif. Eksi b bölü 2 a dedim burası. Şimdi burası negatifmiş. Kollar yukarı baktığına göre a'sı pozitif. O zaman b'si de ne olmalı? Pozitif olmalı. O zaman demek ki b'si de pozitifmiş. 1- 2, 3, 4 tane bilgi var elimizde. Hangileri doğrudur demiş. Eksi b bölü 2a fonksiyonun tepe noktası, noktasının absisi yazarsak görüntüsü ne yapacak? Eksi yapacak. O zaman bu yanlış. Şimdi b pozitif, a pozitif toplamları kesin pozitif. O zaman doğru cevap ne oldu? Denizli oldu diyebiliriz. Bütün verileri döktük. Yani öyle bir sayısal bir şey yok orada piyasada. Ben yazılabilecek bütün ihtimalleri yazdım. Ona göre de soruyu çözdüm. Geldik 10. sorumuza. Parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Denklemi biliyoruz. Şey grafiği biliyoruz. Parabole denklemini bulmaya çalışacağız. Bakın sidikli parabol buradan gelmiş 3 birim sağ 4 birim yukarı. O zaman 3 birim sağ ötelediysen x eksi 3'ün karesi olacak. 4 birim de yukarı ötelediyse artı 4 olacak. Yalnız parabol yazarken başına bir tane mutlaka ne yapıyoruz? A koyuyoruz. Polinomda olduğu gibi. Tamam mı? O zaman bu şekilde tuttu. Peki ne lazım bana? A'sı. O zaman şurası eksi 5. Yani sen x'e 0 verince ne gelecek? Eksi 5 gelecek. O zaman eksi 5 eşittir. 9A artı 4'ten A'sı kaç yaptı? Eksi 9'dan eksi 1 yaptı. Demek ki burası eksiymiş. O zaman y eşittir. Eksi parantezinde x eksi 3'ün karesi artı 4. Var mı? Bakacağız. Açılmışına bakalım. Eksi x kare artı 6x eksi 9 artı 5. O zaman burası ne yapar? Eksi 4 yapar. O zaman eksi şurada bir hata mı oldu? 9 şurası 4 olacak değil mi? O zaman burası ne oldu? Eksi 5 oldu. O zaman son şık ne olacak? Eksi x kare artı 6x eksi 5 oldu. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. 11. AB2. Hmm. Bu aslında şöyle yapılabilir mi? Kök delta bölü mutlak değer a eşittir 2. Buradan yürürüm. O zaman kök delta a'sı 1 olduğuna göre 2'dir. Delta 4'tür. B kare eksi 4 ac. 4 ise 8'in karesi 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı a eksi 3. 4 o zaman burası ne yapar? 15 yapar. A da buradan kaç gelir? 18 gelir. Böyle çözebiliriz. Ama ben bunu bu şekilde matematiksel değil de biraz daha e, şuradaki isimleri kullanarak çözme taraftarı. Mesela şuradan baktım. Bunun tepe noktasının abisi kaç? 4. Şimdi AB 2 birimse demek ki biri burası, biri burası. O zaman burası 5, burası 3. O zaman bir kökü 3, bir kökü 5. O zaman kökler çarpımı ne gelir? 15. Buradan kökler çarpımı ne? A eksi 3 15. A o zaman kaçtır? 18'tir. Ben bunu kullanırım. Soldakini, sağdakini kullanmam. Sağdaki sıkışırsam yaparım. Ama burada koordinat düzenini kullanmak varken orada işlem hatasına sebebiyet vermeyelim. Geldik 12'ye. Dik koordinat düzeninde verilen fx parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. O güzel. Kökler var. O zaman x artı 1 diye bir çarpan var. x eksi 3 diye bir çarpan var. Buraya y dedim, buraya a dedim, x'e 0 verince de kaç gelecek? Eksi 6. 0 verdim, 0 verdim. Eksi 6. Eksi 6 eşittir a çarpı eksi 3. A kaç geldi? 2 mi? 2. Demek ki burası 2miş. O zaman y eşittir 2 parantezinde x artı 1, x eksi 3. Düzenle soner. X kare eksi 2x eksi 3'ü 2 ile genişlet. 2x kare eksi 4x eksi 6. Var mı böyle bir şey? Ceyhan. 12. sorumuzda cevabı neymiş? Ceyhanmış diyebiliriz ve böylece parabolün ikinci testin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.